Temel ilke şudur. Kadın yanında eşi veya mahremi dediğimiz bir kimse olmadan ne modern araçlarla ne de başka bir şeyle tek başına araba kullanarak veya başka bir yöntemle seferi kabul edileceği mesafeye kadar gidemez. Hüküm böyledir. Bununla ilgili ayrıntıları, fıkhi meseleleri ele almamız gerekiyor. Önce iki hadisi şerifi ele alacağız. Hadisi şerifler çok önemli. Biri Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'dan, diğeri de Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şeriflerini, her ikisini de Bukhari ve Müslim'den nakledeceğiz. Birinci hadis-i şerif Bukhari'de 1086. Müslim'de de 1338. hadis-i şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَلَاسَةَ اَيَّامٍ اِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ buyurmuş. Kadın mahremi olmadan 3 günlük yola çıkmasın buyuruyor. Bu ayrıntılarını göreceğiz. 3 günlük demek, yani evinden çıkıp dönmesi 3 gün süren yolculuk demek değil. Mesafe olarak deve yürüyüşüyle 3 gün gidilecek kadar yol demektir. Yaklaşık olarak bu 90 kilometreye tekabül eder. Buna seferilik mesafesi diyoruz. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününde kilometre, mil vesaire kullanılmadığı için deve yürüyüşü esas alınarak şu kadarlık yol, bu kadarlık yol deniyor. Buna da 90 kilometre diyoruz. Ayrıntılarını göreceğiz. Yine Bukhari'de 1088. Müslim'de de 1339. hadisi şerif dikkatimizi çekecek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. لَا يَحِلُّ لِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ تُسَافِرَ مَس۪يرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ لَا يَحِلُّ لِمْرَأَةٍ bir mümin kadına helal olmaz. تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa. Çok net bir ifade var burada. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir mümin kadına helal değildir. Ne helal değildir? En tusafira mesirete yevmin ve leyletin, bir gündüz ve geceyi kapsayacak kadar bir yolculuğa, leyse ma'aha hurmetun, yanında mahremi yokken. Böyle topluca ifade edilecek olursak, yanında mahremi olmadan mümin, ahirete ve Allah'a iman eden mümin bir kadının bir günlük ve gecelik yola çıkması caiz değildir, helal değildir. Şimdi burada ayrıntılara girmeden önce bizim Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilmiş bir hadis deyince ne anladığımız bellidir. Bir hadis Bukhari'de ve Müslim'de rivayet ediliyorsa bu elimizdeki Kur'an'dan sonra en güvenilir bilgi kaynağı demektir. Hem Bukhari böyle hem Müslim böyle, ikisinde de aynı anda varsa daha elimiz kolumuz bağlanmış demektir. Tek bir sorun kalır. O Bukhari'deki ve Müslim'deki hadis bir anlamda kapalı bir ifade ise eğer, bu kapalı ifadenin ne anlama geldiğini soruşturabiliriz. Bu sefer bazı alimler yahu bu şu anlamadır, bu anlamadır şeklinde
yorum yapabilirler. Fakat bu hadisi şerifte görüyoruz ki hiçbir anlam kargaşası yok. Kadın şu kadar mesafe yolculuğa çıkmasın diye açık bir beyan var sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Üstelik de bu hadisi şerifte misafirlik yapmasın, yola çıkmasın hadisi şerifi yaklaşık 10 civarında hadistir. Bunların bir kısmında 3 gün ifadesi var, bir kısmında 1 gün ifadesi var. Bu farklı deyimler var. 3 gün de izin vermiyorsa acaba 1 güne izin veriyor mu diye bir tereddüt oluşabilirdi. Dedim ya, hadisin varlığında bir sıkıntı yok. Belki anlamını tartışabileceğimiz bir sıkıntı olabilirdi. Bu sefer bakıyoruz ki yine Buhari'de ve Müslim'de başka bir yerde, başka bir sahabiye açıklama yaparken konuyu biraz daha daraltmış, 1 güne indirmiş. 1 gün. Buradan da biz anlıyoruz ki yani deve ile 3 günde gittiğin yeri atla 1 günde gidiyorsan bir şey değişmiyor. Yine hüküm aynı hüküm. Bir başka hadisi şerifi farklı sebeplerle duymuşsunuzdur. Hani sahabinin bir tanesi, o da sahih hadis-i şerif. Sahabinin bir tanesi cihada çıkmak için aleyhissalatü vesselam Efendimizle yolculuğa geldiğinde işte adam, ben buraya geldim, hanımım da hacca gidiyor zaten. Yani evimizde kimse yok, hanımı da hacca gönderdim, ben de cihada geldim gibi bir ifadesine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, git hanımın yalnız hacca gitmesin, sen git onunla hacca gibi ikazda bulunuyor. Sonra da buyuruyor ki hiçbir kadın tek başına seferilik mesafesi kadar dediğimiz yola çıkmasın diye ikaz ediyor. Üçüncü bir delil olarak da çok meşhurdur bu hadis-i şerif. Yani kadın hacca gidecek, kocası da cihada gidecek ayrımını yapmış adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacca giden kadının bile yalnız, yani mahremsiz, buradaki yalnız mahremi yanında olmadan demek, hacca gitmesini sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yasaklıyor. Bundan biz hükmümüzü şu şekilde özetleyebiliriz. Elimizde hadis-i şerifler var. Evet, ayet yok bu konuda ama ayetin itaat edin dediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri var. Bu nedenle fukahamız şu diye bütün mezheplerinde, bütün müçtehitler nezdinde koyduğu kural şudur. Kadın mahrem yanında yokken seferilik mesafesine gidemez. Kanun bu. Bunun fıkıh ayrıntıları var. O ayrıntıları inşallah konuşacağız.